Başakşehir dediğimde aklıma ilk önce yeşil alanlar ve o çevreci konsepti geliyor ki bu konuda da diğer ilçelerin gıpta ile baktığı bir ilçe olarak öne çıkıyor Başakşehir. Dilerseniz çevre kampanyası var. Çok önemli bir kampanya. Dilerseniz buradan başlayalım, öyle devam edelim. İyi olur. Teşekkür ediyorum böyle bir şeyle başladığınız için. Çevre kampanyamız ulusal bir proje haline gelecek. Hazırlıklarını yaptık. Bizim için çok önemli. Özellikle buradan da bahsetmek istediğim en evet. önemli konu bu. Çevreyle ilgili geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda büyük bir proje. Oradaki amacımız şu, insanlarda el alışkanlığı, göz alışkanlığı, dil ve söylem alışkanlığı ve duygu alışkanlığı oluşturmak. Bu sayede geri dönüşümle ilgili ciddi manada başarı elde etmek, hem ülke kaynakları ile ilgili iyi bir girdi sağlamak, hem de bu konuda insanlarda bir alışkanlık oluşturmak. Projemizde ilk ayağımız başladı. Şu anda evlerimize bardaklarımız ve çantalarımız. Evet, şu anda yayında evet. da izleyicilerimize tanıtmak istediğimiz bardaklar. Amacımız burada ilk önce bir bilinç oluşturmak. İnsanlara çevreyle ilgili, geri dönüşümle ilgili bilinç oluşturmak. Somut olarak nasıl işleyecek başkanım bu proje? İlk adımımız bu. Bütün evlerimize çevreyle ilgili bardaklarımızı ve çantalarımızı dağıtarak ve broşürlerimizi dağıtarak ne yapmak istediğimizi anlatıyoruz. İkinci adımımız evlerimize dönüşüm kancaları, dolaplarımıza dönüşüm kancaları ve katlarımıza geri dönüşüm bidonları. Evet. Üçüncü adımımız site yönetimimiz ve kat görevlisi arkadaşlarımızla bu geri dönüştürülmüş evdeki ürünleri bir şekilde merkezi sisteme, aşağıdaki merkezi sisteme taşımak ve biz onu alacağız. Bu sayede hem görevli arkadaşlara hem site yönetimimize de hediyelerimiz olacak. Yani totalde herkes kazanıyor. Biz de çöp miktarları düştüğü için kazanıyoruz. Ülkemiz kazanıyor, katma değer üretiyoruz. Çünkü ham madde sıkıntısı var ülkemizin. Sitelerimiz kazanacak inşallah, onlara da hediyelerimiz olacak. İkinci adımımız da okullarda. Okullarda da her sınıflara, her sınıfa geri dönüşüm kancaları ve geri dönüşüm çemberleri. Bu sayede çocuklar sürekli görecek. Ağaç yaşken eğilir mantığıyla evet. hareket ediyoruz. Daha önemlisi de buradan yine o sürprizi de duyurmuş olalım. Başakkirlerle tanıştıracağız insanları. Başakkirler çevre dönüşümüyle ilgili, çevre faaliyetiyle ilgili bir çizgi roman ekibi, çizgi karakterler. Bunu biz aynı zamanda Şişme Adamlar haline getirdik. Okullarımızda 10 bin çocuğumuz da yeşil şapka takılsın, geri dönüşüm başlasın sloganıyla Başakkirlerle birlikte inşallah ulusal bir proje başlatacağız. Tabii.